Evet, geçen ders hem lineer bileşim hem de germe ile ilgili bazı şeyler yapmıştık. Lineer bileşim şu demekti arkadaşlar. Bir vektörün işte 3 diyelim ki 5 tane vektör cinsinden yazılabiliyorsa işte ne diyoruz? Bu vektör, bu 3 vektörün lineer bileşimidir diyoruz. Mesela işte U vektörü 2 çarpı X artı 3 çarpı Y demek. Ya yani şu da olabilir. Yani 0 çarpı Z ya da 5 çarpı Z hiç önemli değil. İşte U vektörü X, Y ve Z'nin bileşimidir demek. Lineer bileşimi. Bunu hatırlayalım önce. Tamam mı? Sonra bir de germe diye bir şeyden bahsetmiştik. Bir düzlem ya da bir ne bileyim bayrak örneği vermiştik ya da bir kumaşı gerebilmeniz için en az 2 tane elemana ihtiyacınız var. 2 tane biz bunlara vektörlerle yani 2 vektörle ben bir düzlemi ne yapabiliyorum? Gerebiliyorum. Peki üçüncü bir vektör olsa ne olur burada? Gerilir mi? Gerilir. Fazladan bu fazla mal burada ne yapıyor? Göz çıkarmaz. Burada problem yok. Anlaşıldı mı? Pekala yine fakat bu neyi germez? 3 boyutlu bir kümeyi germez. 3 boyutlu bir kümeyi germek için ayrıyeten bu 2 tane vektöre, düzlemi geren vektöre ek olarak bunlar tarafından yazılamayan, bu ikisinin lineer bileşimi olarak yazılamayan. E yazılamıyorsa demek ki bir yüksekliği var demektir. İşte o zaman yeni bir vektörle üçüncü ne yapıyor? Düzlemin üst tarafına doğru çıkıyor. Düzlemin içinde kalmayan yeni bir vektörle üçüncü bir vektör. Böylelikle ben bunu neyle hangi uzayı germiş oluyorum? R küpü. Anlaşıldı mı? Mesela R kareyi birbirinden bağımsız diye yazılmış burada. O kelimenin şöyle bir vurgulamak istiyorum. Bakın birbirinden bağımsız. Birbirinden bağımsız ne demek? Mesela X, Y ve Z U cinsinden yazıldığı için U, X, Y ve Z'ye nedir? Bağımlıdır. Doğru mu arkadaşlar? Peki X, U, Y ve Z'ye bağımlı mı? Bağımlı. Yani buradan X'i de çekebilirsiniz. Y'yi de çekebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Bu vektörlerin tamamı, şuradaki vektörlerin tamamı birbirine ne mesela? Bağımlı. Herhangi birini diğerleri cinsinden yazabilir misiniz? Yazarsınız. Mesela Z'yi nasıl yazarsınız? Öbür tarafa attığınız 2x ile 3y'yi her tarafı 5'e böldüğünüz alın size Z. Diğer vektörler cinsinden ne yaptınız? Yazdınız. Bakın bağımlı. Peki R kare uzayını birbirinden bağımsız dediği zaman mesela bakın şöyle demek istiyorum. Şurada bir vektör var. Elinizde şu vektör var. Bir de bu vektöre bağımlı. Bağımlı olması ne demek? Bir vektörün diğer vektöre sadece iki vektör varsa tam üstünde olması demek. Yani iki katı, üç katı. Başka. Çünkü iki tane vektör var. Düşünsenize bir U vektörü var. Bir de V vektörü. Bu ikisi birbirine bağımlı olması ne demek? U'nun lambda çarpı V gibi bir şey olması demek. Yani bir vektör şöyleyse diğer vektör de nedir? Onun üzerinde. Bu böylelik çünkü birinden diğerini elde edebilmeniz gerekiyor. Elde edebilir misiniz ikisinden de? Mesela U'yu yarıya böler, ikiye bölerseniz V'yi ya da V'yi 2 ile çarparsanız U'yu elde edebilirsiniz gibi. Demek ki bu ikisi birbirine şu anda nedir arkadaşlar? U ve V yine bağımlı. Dolayısıyla birbirinden bağımsız en az 2 vektörle gelebiliriz R kareyi. Peki R kübü? Yine birbirine bağlı olmayan yani mesela x, y, z verildi. Üçü de tabii en az 3 vektör. X verildi, y verildi, z vektörleri verildi. Üçü de birbirinden elde edilememesi lazım ya da biri diğer ikisinden elde edilememesi lazım. İşte bu şekilde 3 vektörle ne yapabilirsiniz? Gerebilirsiniz. Peki bunu Rn'de n boyutlu olarak düşünebilirsiniz. Ben size şöyle bir soru sorayım. Şurada şu vektörü yukarıya doğru değil de şu düzlemin içinde alsaydım R küpü gerebilir miydik? Geremezdik. Neden? Çünkü yüksekliğe ihtiyacımız var dediğim gibi. Bir de bu vektör zaten şu iki vektör cinsinden yazılır. Her zaman düzlemdeki iki birbirine bağlı olmayan iki vektör yardımıyla diğer vektörleri yazmanız mümkün. Evet, şimdi bir örnek üzerinde bu anlattığım şeyleri ve geçen hafta gösterdiğim şeyleri bir şöyle bir görelim. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. SP ile neyi gösteriyorduk bu arada?
Span yani germe. 1 ve 1-0 ile 1-1 re kareyi gerer mi? Bu doğru mu mesela? Kim söylemek ister? Gerer. Neden? Çünkü şu iki vektör, bakın birisi 1-0, birisi 1-1. Biri diğerinin katı mı? Katı. İki vektör var mı elinizde? Var. Bu doğru. Pekala. 1-0, 1-1, 0-0 re kareyi gerer mi? Bu da gerer. Şu üçüncü 0-0 herhangi bir şeye, yani gereksiz bir vektör ama ben en az iki tane demiştim. Peki 1-3, 3-1, 1-1 gerer mi re kareyi? O da gerer. Yine 1-1 gereksiz. İki tane gerekli benim için birbirine bağımlı olmayan re karede. Peki re küpte 1-0-1, 0-1-1, 1-1-0 re kareyi gerer mi? Şey re küpü. Gerer mi? O soru işareti. Hemen belki şu vektör şu ikisinin den elde edilebiliyordur. Nereden hemen gördünüz elde edilmediğini? Şuradan. Evet, bu da gerer. Neden biliyor musunuz? Bakın birincisinde ikinci bileşen 0, birincisinde birinci bileşen, birincisinde de üçüncü bileşen 0 ve geri kalanlar 1. Dolayısıyla bu üçü de birbirinden bağımsız olacak. Yani birin diğerinden elde edilemeyecek. Bunu da tabii görmeniz gerekiyor. Nasıl göreceğimi biraz sonra anlatacağım. Bu dursun kenarda şöyle bir. Tekrar E'ye bakıyorum. 1-0-1, 0-1-1 re küpü gerer mi? Hayır. Evet, bu germez. Bir kere en az 3 tane vektör. Yani nerede yüksekliğimiz? Anlaşıldı mı? Peki şu vektörler re küpü gerer mi? F'ye bakın. Hayır, neden? Çok güzel. Şu vektör 0-1-1-0-0 ikisi tamam. R kareyi gerdi. Fakat şu ikisi, şu üçüncü vektör, bu ikisinin toplamı. Yani aynı düzlemde. Yükseklik kazandırmamış. İkisine nedir? Bağımlı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani burada aslında kaç tane vektör var? Birbirinden bağımsız olan iki tane vektör. Şunu attın yani. Hiç önemli değil o. Tamam mı? Pekala. Şu G'de de 1-1-2-2 var. R kareyi gerer mi? Bu da gelmez. Çünkü biri diğerinin iki katı. Yine burada da gereksiz bu. Anlaşıldı mı? Şimdi şuna bakalım D'ye. Bunu hemen nasıl görebilirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir, determinantını hesaplarsınız. Sıfırdan farklıysa demek ki diğerleri hepsi birbirinden bağımsız demektir. Ya da bunu ne yapıyorsunuz? Eşelon forma getirirsiniz. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Eşelon forma getirdiğiniz zaman ne olacak? Tamamının sıfırdan farklı olduğunu göreceksiniz ve rankın 3 olduğunu göreceksiniz. Rank 3 olması şu demek, hiçbiri diğerine bağımlı değil. Yani hiç sıfır yapamıyorum tamamını. Tamam, geçiyoruz. Evet, şimdi re küp uzayında dediğim gibi iki tane vektör re küpü germez. Fakat neyi gererler? Bir düzlemi gererler. Hemen ben şuradan şurayı kopyalayayım ve burayı şöyle kapatalım. Şimdi tekrar çiziyorum arkadaşlar. Şöyle çizelim. Şöyle bir düzlemimiz var elimizde. Burada da iki tane vektör verilmiş bana. Birisi böyle olsun, birisi de böyle olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bu iki vektör bir tane neyi gererler? Şöyle yazabilirim ben bunu. SP, U ve V vektörleri nereyi gererler? Bir düzlemi gererler. Bu düzlemin ismine de ne diyelim mesela? Şöyle V ile gösterelim. Süslü V ile reel sayılardaki gibi. Birazcık daha güzel yapalım. Şöyle V ile gösterelim. Tamam. Bu uzayı bulalım. Yani U ve V'yi. Peki arkadaşlar bunu nasıl bulacağım? Bakın dikkat edin. Şimdi U'nu biliyor muyum ben? 1, 2, 3. V'yi biliyor muyum? 2, 1, 4. Şimdi ben üçüncü bir vektör alıyorum. Üçüncü bir vektör. Üçüncü bir vektör burada olabilir, burada olabilir. Her yerde olabilir buradaki. Anlaşıldı mı? Bunu neyle gösterelim? Bunu da X vektörüyle gösterelim. Ya da W. Şöyle yapalım. W vektörüyle gösterelim. W vektöründe şöyle yazalım. Bileşenlerini biliyor muyuz W vektörünün? Hayır. 3 tane bileşeni var, doğru mu? X, Y ve Z. Peki bu W, U ve V aynı düzlemdeler mi? P
Peki o halde aynı düzlemdeyse bunların rank ne olur üçünün? Aynı düzlemdeyse 2 olur. 3 olursa zaten demek ki yükseklik de var demek. Yani ben W'yu U ve V cinsinden yazabilmeliyim. Doğru mu? Yani W, U ve V cinsinden yazılabilmeli. Dolayısıyla madem yazılabilmeli, ben bunu şöyle yazıyorum bakın. 1, 2, 3. Sonra 2, 1, 4. Ve X, Y, Z. Ben bunu eşelon forma getirsem rank 2 olacakmış. O zaman determinantı ne olmalı bunun? 0 olmalı. Çünkü demek ki en alt satırı ne yapabiliyorum? Sıfırlayabiliyorum. Bunu aslında bu şekilde yazmak yerine genellikle şöyle yazılır. Yani X, Y, Z'yi en başa yazarız. X, Y, Z'yi. Sonra diğer iki vektörü yazarız. 1, 2, 3, 2, 1, 4. Bu neye eşit olması lazımmış demek ki? Madem aynı düzlemde bu 3 vektör, determinantları 0 olmalı. Bu determinantı hesapladığınız zaman doğrudan sonuca ulaşırsınız. Hemen bakalım. Nedir bu? 8x. Sonra buna paralel ikili 6y. Sonra paralel ikili artı z. Negatif köşegene bakalım. Eksi 4z. Diğer negatif köşegen. Eksi 3x. Artı 4. Pardon. Eksi 4y. Eşittir 0. Hesaplayalım. 8x'ten ne çıktı? 5x kaldı. 6y'den 4y. 2y kaldı. Eksi 3z eşittir 0 oldu. Bakın. 3x olması gerekmiyor mu? 8 ya. Pardon. Şimdi yani şurası 8. Onu şöyle daha net görünsün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada denklemi buldum. Şimdi dikkat edin. Artık ben bu uzayın denklemini şöyle yazabilirim bakın. V uzayının denklemini şöyle. Nelerden oluşuyor bu? X, Y, Z'lerden oluşuyor. Öyle ki 5X artı 2Y eksi 3Z eşittir 0 olması lazımmış. Bu uzay derken bu uzay dediğimiz ne burada? Düzlem. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Pekala bakın 5x artı 2y eksi 3z eşittir 0. Bir düzlemden bahsediyorum şimdi. Ben mesela 1, 2, 3 bakın bunu sağlıyor mu? Bu düzlem üzerinde mi? Zaten sağlaması lazım. Oradan yola çıkmadık mı? İsterseniz bakın sağlıyor mu? 1, 2, 3'ü 1, 5 oldu. 2 ile çarptınız. 4, 9, eksi 9, 0 oldu. Gördünüz mü? Mesela bu düzlem üzerinde bana bir vektör daha söyleyin. Bir vektör daha. Mesela W ne olabilirdi? Kim söylemek ister? W ne olabilir? Mesela bir tane söyleyeyim. 0, 3, 2. Olur mu? En aklıma. Yani sonsuz tane vektör var. Bir tanesini siz de yazabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi mesela vektörleri tarafından gerilen uzayı bulunuz diye bir problem var. Şu iki vektör tarafından gerilen uzay. Bu iki vektör neyi gerer? Öncelikle bu uzayın nedir? Nedir? Düzlem. Hani R kare tam hani X'i. Düzlem. Uzayda bir düzlem. Anlaşıldı mı? Mesela R kare dediğimiz zaman ne oluyor elinizde? X ve Y var. Ama düzlem dediğinizde var. X, Y, Z olabilir. Ama bir düzlem. Yani şöyle bir küpün bir kenarı gibi düşünebilirsiniz. Yani ama tabii sonsuz sağ şey yani eni ve boyu olmayan öyle düşünün. Pekala bu bir düzlem denklemi. Bunu nasıl bulacağız? Hemen kim söylemek ister? X, Y, Z ya da A, B, C çok güzel. 1, 1, 1, 1, 2, 3. Madem bunlar aynı düzlemde ne olması lazım? 0. Anlaşıldı mı? Buradan bu determinant 0'a eşitlerseniz bulursunuz denklemini. Pekala. 2X artı Y artı Z. Bu ne gene? Nasıl bir uzay? Şu. Düzlem değil mi? Bakın bu da bir düzlem. Bir düzlem. Tabii onu daha sonra göreceğiz düzlemleri. Daha detaylıca. Peki hangilerine eşittir diye. Bu iki düzlem. Bir kere bir düzleme en az kaç vektörle gelebiliriz? İki. İki vektör olmalı. En az iki. En az iki. Ama ne, nasıl vektör? İki bağımsız. Bağımsız. Hep birbirinden bağımsız olacak. 1, 1, eksi 3 de 1, 0, eksi 2.
Ama bu iki vektör bu uzayda olmalı. Yani bu küp burayı sağlamalı. Mesela bakalım bir. 1-1-3 sağlıyor mu bunu? 1-0-2 sağlıyor. O zaman iki tane vektör var mı? Var. Bu demek ki bu uzaya eşit. İki tane. SP. Peki 1-1-3, 1-0-2, 0-0-0 sağlıyor. 1-1-3, 1-0-2, 0-1-1. 0-1-1 sağlıyor mu? Sağlıyor. Doğru mu? Sağlamasaydı iş bozulacaktı. Rekübü gerecekti o zaman. Anlaşıldı mı? Hepsi aynı yerdeki vektörler. Aynı uzaydaki. Peki 3 tane yeşilimiz var gibi. 1-1-3-1-1 sağlıyor mu? Evet. Bu da sağlıyor. 2 tane ile yani aynı vektörler olmak zorunda değil. Şuna bakalım. 1-2-1 sağlıyor mu? Ha, şu bir kere bu uzayın elemanı değil. Bu nereden geldi? Bu uzayın elemanı değilse elinizde bu uzayın elemanı bu var. Bu da var 2. Fakat bir de bu uzayda olmayan başka bir uzay olunca bu aslında ne oluyor? Reküp. Artık rekübü geliyor. Bu uzaya değil. Burası mesela olmadı. Evet. Anlaşıldı sanırım. Şimdi lineer bağımlılık ve bağımsızlık tanımını vereceğim arkadaşlar. Lineer bağımlılık ve bağımsızlık. Bu da aslında biraz evvel sürekli bundan bahsediyorum. Bağımlı, bağımsız, bağımlı, bağımsız. Fark ettiniz mi? Fark ettiniz. Burada şimdi bakın elinize tabii en genel halde tanımını yapıyorum. Rekübte değiliz. UK, RN uzayında K tane vektör verilmiş. Bakın K tane vektör. Yine katsayıları da ABC ile göstermedim. Lambda 1, lambda 2, lambda n de gösterdim. Şöyle bir eşitlik yazıyorum. Eğer mesela şöyle yazayım. Bu eşitliği anlayabilmeniz için. 2x artı 3y artı 5z eşittir 0 ise x, y, z için ne dersiniz? Birbirine bağımlı mıdır? Bağımsız mıdır? Bağımlıdır değil mi? Buradan x, y, z'yi çekebilir misiniz? Çekebilirsiniz. Mesela x, y, z. Pekala o zaman şu tanıma göre. Şu tanıma göre. Lambda u1, lambda u2, lambda k, uk şeklinde yazdınız ve eşittir 0 vektörü. 0'a eşitlediniz. Eğer bu vektör lambdalar sıfırdan farklı ise ne olur o? Mesela 2, 3, 5 sıfırdan farklıysa bağımlı olur. Bakın lambdalardan bir tanesi bile sıfırdan farklıysa bağımlı olur. Ama bu lambdaların hepsi sıfır olmak zorundaysa o zaman ne olacaktır? Bağımsız olacak. Mesela bir tane örnek vereyim. U vektörü şu olsun. 1, 1, V vektörü de 2, 1 olsun. Tamam mı? Lambda çarpı lambda 1 çarpı U artı lambda 2 çarpı V eşittir 0 olabilir mi? Yani bu ikisini 0 yapmanız mümkün mü bu işlemlerle? Mümkün mü? Nasıl yapacaksınız? Burada var mesela başka bir tane var bakın. Örnek var. 1, 1 var verilmiş. Bir de 1, 0. Şimdi lambda 1 x, lambda 2 y eşittir 0 dedim. Topladım bunu. Lambda 1 artı lambda 2 eşittir ne oldu? 0 oldu. Buradan lambda 1, şimdi şu eşitliği eşitledim ya. Lambda 2'nin ne olması gerekiyor? 0. Lambda 2 0 ise lambda 1 ne olması gerekiyor? 0. O da 0. Demek ki böyle bir eşitliği yazabilmem için hem lambda 1'in hem de lambda 2'nin 0 olması gerekiyor. Aslında ben bu ikisinin birbirinden bağımlı olmadığını görüyorum. Birinden diğerini elde etmem mümkün mü? 1-1'den 2-1'i nasıl elde edeceğim? Katını alarak sadece. 1-1'in katını alırsam ne olur? Ya 2-2 ya 3-3 ya 1/2 1/2. Anlaşıldı mı? Şimdi 2-1'i elde etmem mümkün değil. Yani ben böyle bir eşitlik mesela ne yapamam burada? Yazamam. Birinden diğerini elde edemem. Lambda 1 ve lambda 2'nin ikisi de 0 olmak zorunda. Başka çaresi yok. Şimdi tekrar aynı şeyleri tekrarlayacağım. Çünkü bu konu birazcık daha sonra unutulabilecek bir konu olduğu için. Gerçi lineer cebirde tekrar göreceksiniz ama ben kendi
analitik geometrine bakan yönüyle sizi bu konuyu iyice pekiştirmek istiyorum. Mesela şu iki vektörü düşünün. Bu iki vektör nasıl vektörlerdir? Bağımlı. Peki şu iki vektör? Yine bağımlı. Eksi iki katı. Yani lambda pozitif olacak dedik mi biz? Olmadı. Evet. Pekala. R karede lineer bağımlı, R kütlede lineer bağımlı 3 vektör yazınız demiş. Hadi kim söylemek ister? R karede bana lineer bağımlı 2 vektör yaz. Söylemek isteyen var mı? R karede lineer bağımlı 2 vektör kim söylemek ister? 1-1. Diğeri de 2-2. Bitti. Oldukça basit. Lineer bağımlı. Biri diğerine bağımlı. Bunu gerçekten şöyle yazabiliriz bakın. Eksi 2 tane U artı V 0 şeklinde yazabiliyor muyuz bakın? Evet. Yazabiliyoruz. Lambdalar 0'dan farklı. Pekala. R küpte lineer bağımlı 3 vektör. Kim söylemek ister bu kez? U eşittir. Hadi 1-1-1 olsun. Başka? 2-2-2-3-3-3. Bağımlı mıdır gerçekten? Hepsi birbirine bağımlı. Peki şöyle yazsam 2-2 hepsi birbirinin katı oldu ya. Şöyle yazsam 1-2-3 olsa W öyle bir şey yazın ki bağımlı olsun. Ne? 0-1-2. Bir dakika, arkadaşınız dedi ki 0-1-2 dedi. Olur mu? Nasıl buldun? Toplayarak. Bence çıkardın gibi. V'den U'yu çıkardın gibi. V'den U'yu çıkarsan oluyor mu? Oluyor değil mi? Bu şu demek. Bakın arkadaşlar. U mesela bunların arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle bakalım. U ile W'yu toplasam sonra V'yi çıkarsam ne olur? Sıfır vektörü olur. Çünkü neden? W'yu arkadaşınız U eksi V'den elde etti. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla bu üçü ne oldu? Lineer bağımlı oldu. Peki W yerine başka ne alabilirsiniz? Toplamı. Birinin 3 katıyla diğerinin 5 katının toplamı. Anlaşıldı mı? Yani iki vektöre bağımlı bir vektör elde etmek o kadar kolay ki biriyle diğerinin katlarını toplayın. Alın size bir o iki vektöre bağımlı bir vektör. Pekala. Şu vektörlerin lineer bağımsız olduğunu gösterin diyor. İsterseniz çözüm dursun burada. Şu 3 tane vektör var rekipte. Lineer bağımsız olduklarını gösteririz. Yani şu demek. Biri diğerleri cinsinden yazılamayacak. 3 tane ben size verdim. Hiçbirisi diğerlerine bağımlı değil. Nasıl gösteririz bunu? Tanıma bakalım mı? Tanım ne diyordu? X'in lambda 1 katını. Y'nin lambda 2 katını, Z'nin de lambda 3'ü katını aldım. Sıfıra eşitledim. Eğer lambda 1, lambda 2, lambda 3 sadece 0 iken, 0 olmak zorundaysa bu o zaman ne demektir? Bağımsız demektir. O zaman bakacağım. Lambda 1'i yazdınız. Bakın. Lambda 1 çarpı 1, 2, 3 artı lambda 2 çarpı 1, 1, 0 artı lambda 3 çarpı eksi 1, 0, 1. Nereye eşitliyoruz bunu? Sıfır vektörüne. Yani 0, 0, 0. 4 boyutlu olsaydık bir 0 daha yazacaktık. Anlaşıldı mı arkadaşlar? R karede olsaydık sadece 0, 0 yazacaktık. Var mı buraya kadar problem? Şimdi eşitleyeceğiz. Yani bunu birinci bileşenlere ne yazarız? Birinci bileşen şunu yazarsanız lambda 1 artı lambda 2 eksi lambda 3. Doğru mu? Virgül. Sonra 2 lambda 1 artı lambda 2, lambda 3 yok. Sonra 3 lambda 1, sonra artı lambda 3, doğru mu? Başka yok. 0, 0, 0. Buradan şu 3 tane denklem elde ediyorum bakın. Lambda 1, lambda 2, eksi lambda 3 şu 0 olmalı. Madem birinci bileşen buna eşit olmalı. 2 lambda 1 artı lambda 2 yine o da 0 olmalı. Burada eksik olmuş. Şöyle 2 lambda 1 artı lambda 2 ne olmalı? 0 olmalı. 3 lambda 1 artı lambda 3 de 0 olmalı. Dedim ki buradan tek çözüm budur. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Tek çözüm. Çok basite kaçmışız hemen. Çözümü size bırakmışız. Nasıl görebilirsiniz bunun hemen böyle olduğunu?
elinizde şu var. Yani birçok yöntem kullanabilirsiniz. Lambda 1 artı lambda 2 eksi lambda 3'müş. Bu 0'mış. 2 lambda 1 artı lambda 2 eşittir 0'mış. Bir de 3 lambda 1 artı lambda 3 eşittir 0'mış. Peki lambda 2 nedir burada? Şurada yerine yazalım o zaman. Lambda 1. Lambda 2 eksi 2 lambda 1. Lambda 3 nedir? Eksi 3. O zaman o da artı 3 lambda 1 oldu mu? Eşittir 0'dı. Buradan lambda 1 ne çıktı? Lambda 1 0. Lambda 1 0'sa lambda 2 nedir? Lambda 3 nedir? 0. 3'ü de 0 çıktı. Dolayısıyla bu yani 3'ü de 0 olmak zorunda kaldığı için lineer bağımsızdır dedik. Başka nasıl yapabilirdik bunu? Biraz evvel. Bir arkadaşımız bir şey söyledi. Evet. Sesli söyle lütfen. Şöyle o zaman silelim. Ranklarına bakardık dedi. Evet. Şöyle baktım. Bir arkadaşımız dedi ki X'i, Y'yi, Z'yi böyle yazdım matris olarak. Rankına baktım. Rank. Rank kaç olursa bağımsız demek? 3. Çok güzel. Yani tamam, hiçbirini sıfırlayamıyoruz demek. Rank 3 ise lineer bağımsız. Başka ne olabilirdi? Kim söylemek ister? Determinant. Bak 3 tanesi ya. Madem hiçbir satırı sıfırlayamıyorsunuz. Determinantı ne olacak o zaman? X, Y, Z sıfırdan farklı. Sıfırsa lineer bağımlı. Hatta bununla ilgili şöyle sorularımız var. Bakın burada yine determinantla ilgili şeyler var. Neden biliyor musunuz bu? Bunu kısaca açıklıyorum. Determinanta geliyorum. Eğer X ve Y diyelim. Üçüncü. Eğer bu ikisine bağımlıysa determinant özelliklerinden ne oluyor? Dağıtıyorsunuz x, y, x ve x, y, y. Determinantın iki satırı eşitse ne oluyordu? Sıfır oluyor. Sıfır, sıfır, hepsi sıfır. Anlaşıldı mı? Yine rankla da anlayabilirsiniz. Mesela ben burada bir tane soru yazmışım hemen. Çok kolay soru üretilebilir artık bundan sonra. Mantığı anlarsanız. Bu vektörler lineer bağımlı ise k kaçtır? Nasıl yaparsınız? Lineer bağımlıymış bu üçü. Bunun determinantı ne olmalı? Madem lineer bağımlı. 1K3, 2-2-3, 2-1-1. Ya da ranktan da yapabilirsiniz. Rankı ne olmalı? 3 olmamalı. 3 olursa ne olur? Hepsi birbirinden bağımsız demek. Hiçbir satırı sıfırlayamıyorum demek. Ama lineer bağımlıysa demek ki bir satır diğerlerine bağımlı. Burada 1K3, 2K2. Şimdi ben oturup rank hesabıyla uğraşmak yerine ben direkt neyle uğraşırım? Determinantını hesaplayabilirim. Hemen hesaplayalım. Pozitif köşegen 2, paralel ikili 6K, paralel ikili 6, negatif köşegen 12, negatif köşegen eksi 2K, negatif köşegen eksi 3 eşittir 0. Buradan 4K kaldı. Geri kalanları öbür tarafa atacağız. Eksi 3, eksi 15, 6, 7 mi oluyor? Öbür tarafa 7 oluyor. K eşittir neymiş? 7 bölü 4'müş. Vektörleri lineer bağımlıysa K kaçtır? Herhalde siz yapabilirsiniz. Hadi bakalım bir hem de ara vermiş hem de bir dinlenmiş olalım. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışın arkadaşlar. Evet, kaç buldunuz bunu tekrar söyler misiniz? 21/5. Evet, K'yı herkes 21/5 olduğunu buldu. Pekala, çok güzel. Bir tane daha var burada, bir vektör var. Dörtlü. Dört tane var. Lineer bağımlıysa K kaçtır? Yine neye yapıyorsunuz bu kez? Dört tane vektör. Zaten eleman bileşen dört elemanlı hepsi. R4'te bu. Yine determinant. Bu kez rankın ne olmaması lazım? 4 olmaması lazım. Anlaşıldı mı? 4 olursa hepsi, yani hiçbir satırı sıfırlayamıyorsunuz ve hepsi birbirinden bağımsız demek. Rank, lineer bağımsızlık, işte bunları anlayabildiyseniz problem yok. Aslında kolay bir mantığı var.
Fakat mesela determinantla ilişkisini şu anda görebiliyor musunuz? Bakıyorsunuz rank ne demek? Demek ki bir satırın bir tanesini ne yapabiliyorsunuz? Sıfırlayabiliyorsunuz. O zaman onun determinantı ne olacak? Sıfır olacak. Bunun determinantı. Ama burada hangi bilgiye ihtiyacınız var? 4 çarpı 4 bir matrisin determinantını, değil mi? Onu da quizde zaten tekrar bir ölçeceğiz ne kadar öğrendiğinizi. Bunu da zaten yapılmış. Konu da determinantla ilgili olmadığı için ne yapılmış burada? 3k artı 5 olduğu yazılmış. Direkt sıfırdan k eksi 5 bölü 3 denilmiş. Pekala. Bunu, bu determinantı yine hani nasıl yapardınız? Kim söylemek ister? Kofaktör. Son satır. Yoksa son, son satır değil de. Şu sütun. Sütun değil mi? Ya şu sütundan önce şöyle yapsam, şuradan çıkarsam. İkinci sütundan. Şurayı da sıfırlasam. 0, 0, eksi 1, k. Bayağı da sıfır arttı işte. Anlaşıldı mı? Sonra şuna göre attınız kofaktör. Alın size 3 çarpı 3. Anlaşıldı mı? Nasıl? Görmesi güç müydü? Bence kolaydı bu. Birazcık soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Evet, yine kitapta hemen altta bir soru var, problem. Onu da size bırakıyorum. Ve şimdi ara veriyoruz arkadaşlar.